وَنَهَا النَّفْسَ nefsi de nehyetti anil heva, hevasından. Heva neymiş? İnsanın canının çektiği şeylere yönelmesi, meyletmesi. Dini tamamen bir gerek olmaksızın ve din izin vermeksizin insanın canının istediği şeylere meyletmesi. Buna heva deniyor. Yani yaratılış, cibilliyet olarak önemli olmayan meta dünya, dünyanın süsleri, işte bu tarz şeylere yönelmesine heva deniyor. İnsanın da ne yapması lazım? Hevasını kontrol etmesi lazım. Hadis-i şerifte gelmiş ki inna akhwafa ma ataghawafu ala ummeti al-hawa ve tulul emel. Ümmetim için en korktuğum şey nedir? Hevasına tabi olması. Yani ne demek? Dini evamirleri ve yasakları gözetmeksizin canının her istediğine koşması. Heva nefsin isteği demek. Sen bu nefsin isteğini ne yapacaksın? İslam dairesinin içerisinde ölçülü bir şekilde vereceksin. Neye benziyor? Sen dünyada yediğin yemişler var. Değil mi? Veyahut da aldığın ilaçlar var. Onların hepsini ölçülü alman gerekiyor. Ölçüsüz de alsan adam 24 saat yemek yese ne olur hali? Mesela işte bunun gibi her şeyi ölçülü yapman gerektiğini anlıyorsun dünyada. Neden? Sağlığına zarar. Doktor ilaç veriyor. O ilacı ne yapman lazım? Belirli ölçüde almasın. Yoksa ne olur? Sağlığına zarar. İşte insan da nefsinin isteklerini belirli bir ölçüde İslam'ın sınırları içerisinde yapması gerekiyor ki imanına, İslam'ına, ahiretini zarar vermesin. Büyüklerden bazıları demişler ki heva nedir biliyor musunuz? İbaretun ani şehevati seb'il mezkure. Ayet-i kerimede zikredilen 7 tane nefsani istekten ibarettir. Nedir onlar? Kadın, çocuk, köprüler, altınlar, gümüşler, atlar ve hayvanlar. Bu tarz şeylerdir. Bunlar da nedir? İnnemel hayatu dünya la'ibu ve lehvun. Oyundur, boştur. Allah subhanehu ve teala dedi. İşte heva, şehvetin bütün istek türlerinin hepsini kapsar. Kim hevasından kurtuluyorsa o zaman bütün zincirlerden de kurtulmuş olur. Sehl rahimahullah dedi ki hevadan ancak peygamberler ve bazı sıddıklar kurtulur demişler. Nefsini terbiye edip nefsin isteklerine karşı gem vurabilen herkese nasip olmaz. Peki özeti nedir bunun? Yani insan bunun ipini nasıl tutar? Bunu nasıl elde eder? Bunu hevanın şerrinden ancak edepli olan, edebe yapışan insanlar kurtulur demişler. Edepli olursa nefsin isteklerine gem vurması da kolay olur. Şimdi burada ayet-i kerimeye baktığımız zaman وَنَهَا النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى. Nefsi hevadan nehyetti. Nefs kendisi. İnsan kendi kendini mi nehyediyor? Hevadan. Nasıl oluyor bu yani? İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bunun tefsirine dalmış burada mübarek. Diyor ki insan nedir? Berzahun beynel hakikatil ilahiyye vel hakikatil kevniyye. İnsan ilahi hakikatle kainatsal olan varlığı arasında bir şeydir. Melekut alemine bakan bir tarafı var. Bir de hayvani, beşeri aleme bakan bir tarafı var. İşte melekut alemi tarafına bakan yönüyle ki ruh ve akıl diyoruz onlara, o haliyle kendi nefsini yani beşeri olan bedenini ne yapar? Hevaya tabi olmaktan nehyeder. Ayetin ifade ettiği budur. Diyor kema ennen nebiyyü aleyhissalatu vesselam yuhatibu nefsehu. Nasıl ki diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken, tahiyyata okdururken ne diyor Efendimiz? Hepimizin söylediği gibi Esselamu aleyke eyyuhan nebi diyor. Selam senin üzerine olsun ey peygamber. Selam senin üzerine olsun. Yani kendine. Esselamu aleyke demiyor. Esselamu aleyke diyor. Ruhani varlığıyla hayvani, beşeri varlığına selam veriyor diyor Resul-i Ekrem. İnsan da bu şekildedir yani. Ruhani varlığı, beşeri varlığını nehyeder. Hevadan ve onunla bu birazdan söylenecek müjdeye nail olur. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. İşte kendi Rabbinin huzurunda duracağı günden korkan ve nefsini de hevasından nehyeden insanın konaklayacağı yerdir cennet. Ancak onun konaklayacağı yerdir. Lehu la gayruha. Başkası değil. Buradaki
nehaha an cemi'il heva demiş. Yani kendi nefsini bütün hevalardan nehyetti manası düşünürüz ki o zaman buradaki hasır ifadesi oturur yerine. Çünkü ne diyoruz burada? O kişinin yeri ancak cennettir diyoruz. Şimdi fasık var, günahkar Müslüman var. Bu cehenneme girecek, sonra cennete girecek. Halbuki o da nefsini ne yapıyor? Bazı noktalarda hevasından nehyetti. Bu ayet o zaman nefsini hevasından nehyedenin yeri ancak ve ancak cennettir ifade edildiği zaman başka bir yere gidemez. Ama günahkar mümin ne oluyor? Cehenneme gidiyor, günahının cezasını çekip sonra cennete geliyor. O zaman diyeceğiz ki burada diyor, nefsini bütün hevalardan nehyeden insanın ancak konaklayacağı tek yer cennettir. Evet, fasık olan Müslüman, günahkar Müslüman nefsini hevalardan nehyetmiş ama hepsinden etmediği için önce cehenneme girip günahlarının cezasını çekip Allah korusun sonra cennete girecek. Veyahut da buradaki hasır ifadesini şöyle düşünürsek diyor, öyle de kurtarabiliriz. Yani oraya girdiği zaman çıkmaz manasında. Yani فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَادًا Mevadan konaklama yer ne demek yani? Girdiği zaman bir daha çıkmayacağı yer diye tefekkür edildiği zaman o zaman bütün herkesi alır. Çünkü fasık yani günahkar olan Müslüman da girip de çıkmayacağı yer cennettir. Cehennem değildir. Cennetten murat nedir? Darus sevaptır. Yani sevap evi. Onun için diğer bir ayet-i kerimede وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennetan diyor. Burada mesela cennet diyor. Orada cennetan. Rahman suresinde. İki cennetler vardır. Demek ne demek? Yani darus sevap. Orada da aynı yer. Sevap darı var orada. Cennetün na'im bin na'imil cismane. Niye iki tane cennet diye? Yani iki tane ayrı sevap noktası o insana boşaltılacak, verilecek. Rabbinin huzurunda duracağı o günün korkusunu kalbinde taşıyıp burada kulluk yapan, insanlığını yapan insana orada iki cennet verilecek. Demek iki tür sevap akıtılacak ona demek yani. Nedir o iki sevap? Birisi naimi cismani, birisi normal cisminin alacağı nimetler, onu orada tadacak. Diğerisi cennetu telezzuzi bil lezzati ruhaniye. Bir de ruhunun tadacağı lezzetler. Yani ilahi müşahedeler. Allah'ın nuru, tecellileri, esmasının, isimlerinin ve sıfatlarının nurlarını orada, onların tadını alacak ve zatının nurun tadını alacak orada. Yani hem ruhani hem cismani olan nimetlere erecek orada. Eğer Allah korkusuyla dünyada yaşadıysa. Allah korkusu demişken burada bir menkıbe de zikredilmiş. Onu da anlatalım. Muhammed bin Hasan rahimahullah diyor ki ben bir gece uyuyordum. Kapı çalındı. Baktım kimdir o? Baktım ki Harun Reşid, Halife Harun Reşid'in elçisidir. Dedi ki Harun Reşid seni çağırıyor. Korktum bir an diyor. Kalktım, gittim. Yanına girince Harun Reşid dedi ki seni bir mesele hakkında sana danışmak için çağırdım. Sana bir şey soracağım. Ümmü Muhammed hanımından bahsediyor. Muhammed'in annesi diye böyle tabir edilirdi genelde çünkü. Hani hanımının ismini açıktan söylemeyi edebe aykırı görürler. İslam ahalisinde bu edepler tarih oldu diyebiliriz yani. Benim hanım Zübeyde demez yani. Ümmü Muhammed, Muhammed'in annesi böyle tabir eder. Ümmü Abdurrahman der mesela İmam-ı Şahrani Hazretleri. Abdurrahman'ın annesi böyle tabir eder. İşte Zübeyde Hatun idi Hazreti Harun Reşid'in hanımı. Ümmü Muhammed dedi Muhammed'in annesi yani Zübeyde. Ona şöyle söyledim. Ben adaletli bir imamım dedim. Ve adaletli imam da cennettedir diye söyledim. O da dedi ki sen zalimsin, isyankarsın. Neden? Kendine cennetliyim dedin diye dedi. Zalimsin, asisin dedi. Bununla Allah'a iftira etmiş oldun. Sana da haram oldu. Ya da وَحُرِّمْتُ عَلَيْكَ Ben sana haram oldum. فَقُلْتُ لَهُ يَا اَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ Ben de ona cevaben dedim ki insanın kalbinde Allah korkusu olacak. Cehenneme giderim diye. Bir de ümit olacak. Bunu taşıması lazım. Şimdi Harun Reşid ben cennetliyim deyince adaletli imamım da cennettedir. Deyince sen Allah namına konuşmuş oldun.
belki bu senin imanına da zarar verdi. İmanına zarar verince nikah düştü. Burada bu şekilde anlatılmış. Diğer bir rivayette bizim bildiğimiz, eğer ben cennetlik değilsem sen de üç talakla boşsun gibi bir tabir kullanmış Harun Reşit. Böyle de anlatılıyor. Onun için Muhammed bin Hasan rahmetullahi aleyhi çağırıyor ki bizim nikahımız düştü mü, ben yanlış bir kelime söyledim mi? İki tarzda böyle bir soru. O da şöyle söylüyor. Ey müminlerin emiri, sen bir günaha düştüğün zaman فَهَلْ تَخَافُ اللّٰهَ ف۪ي تِلْكَ الْحَالِ اَوْ بَعْدَهَا. Yani bir günah işledin. O günahı işledikten sonra veyahut işlediğin anda hiç Allah'tan korktun mu? Allah korkusu kalbine düştü mü? Çok şiddetli bir şekilde korktum dedi Harun Reşit. Ben de ona dedim ki ben sana iki cennetle, Allah'ın sana iki cennet vereceğine şehadet ederim. Muhammed bin Hasan diyor. Neden? La cennetten. Bir cennet değil, ben sana Allah'ın iki cennet vereceğine şehadet ederim. Neden? Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتًا diye buyurdu. Rabbinin makamından korkan, onun önünde duracağı günden korkan, ona yaptığı yanlıştan dolayı korku kalbinde taşıyan insanlara Allah iki cennet verecek diye söylüyor. Bir değil, sana iki cennet de ben şehadet ederim dedi. Ve hoşuna gitti, beni geri gönderdi diyor Harun Reşit. Muhammed bin Hasan diyor ki فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلَى دَارِي. Evime döndüğüm zaman رَأَيْتُ الْبَدْرَ مُتَبَادِرَةً اِلَيَّ. Ayın 14'ü olmuş, bana böyle parladığını gördüm. Yarışıyor gibiydi yani diye söylüyor.